Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün Cuma günü itibariyle sizlerle bir video paylaşmıştım hatırlarsanız. Belirli askerlik affıyla ilgili 20 Haziran itibariyle ayrıntıların belli olacağını ve mecliste görüşülmeye başlanacağını ifade etmiştim. Bu hafta bu görüşmeler yapılacak. Bu konunun ayrıntıları net değildi biliyorsunuz Cuma günü. Şu an için netleşti. Peki bu yasa ne getiriyor? Bedelli affı ne demek? Hangi şartlar gereğince bu af uygulanacak? Yükümlülükler neler? Bunlara bakacağız. Askerlik kanunu biliyorsunuz arkadaşlar 7179 sayılı kanun ve 2019 yılında bu kanun çıkmıştı. Bu kanunla beraber arkadaşlar 3 yıllık süreçte yoklama kaçağı, bakaya ve saklı durumunda olan arkadaşlarımız bedelli askerlik yapamıyor. Dolayısıyla bu süreçte bu arkadaşlarımızın ve toplumun bu yönde talepleri oluyordu. İşte AK Parti Milletvekili Refik Özen ve arkadaşları bir kanun teklifi hazırladılar ve geçen hafta bu meclise sunuldu. Bu hafta görüşülmeye başlanacak. Yani 20 Haziran ve sonrası itibariyle görüşülmeye başlayacak ve sevgili arkadaşlar bu kanun çıktığı zaman da bu 550 bin civarı yoklama kaçağı bakaya ve saklılar arzu ederlerse bedelli askerlik yapabilecekler. Şimdi arkadaşlar bu kanunun ayrıntıları netleşti. Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvanç arkadaşımız haberleştirdi. Bu videoyu 21 Haziran itibariyle sizlerle paylaşıyoruz. Basında göreceğiniz haberler Ahmet Kıvanç kardeşimizin haberine dayanıyor. Biz direkt haberin kaynağına yani Ahmet Kıvanç kardeşimizden bu haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar 7179 sayılı kanun bildiğiniz üzere 2019 yılında yayınlandı. Bu kanun çıkarken 2019 öncesi bakaya, kaçak ve saklı olanlar için bir hak tanınmıştı. Ve o arkadaşlar 2019 Temmuz itibariyle bu kanun yayınlandıktan sonra müracaat ederlerse bedelli yapabiliyorlar. Bu arkadaşlar bedellilerini yaptı, bitirdiler. Fakat 2019 sonrası bu kanun yayınlandıktan sonra yani Temmuz sonrası kaçak, bakaya ve saklı durumunda olanlara Milli Savunma Bakanlığı aldığı kararla bu kanunla bedelli yapma imkanı tanımıyorum. Yani yoklama kaçağı, saklı ve bakaya iseniz bedelli yapamıyorsunuz. Bu 3 yıllık süreçte arkadaşlar 550 bin kişiye yakın bu civarda saklı, bakaya ve yoklama kaçağı birikti ve bu arkadaşlar bedelli yapmak istiyorlardı ve yapamıyorlardı. Çünkü kaçak, bakaya ve saklı durumundaydılar. Dolayısıyla arkadaşlar bu tabii toplumsal bir mesele haline geldi ve meclise baskı yapıyordu milletvekillerine, partilere ve bu konuda AK Parti Milletvekili Refik Özen ve arkadaşları bir kanun teklifi hazırladı. Geçtiğimiz gün yani 18 Haziran 2022 günü itibariyle meclise kanun teklifi sunuldu ve bu kanun teklifi 20 maddede oluşan bir kanun teklifi. İşte bu kanun teklifinin ayrıntıları bugün itibariyle netleşti. Yani bugün 21 Haziran itibariyle bu yayını sizlerle paylaşıyoruz. Netleşen durumu sizlerle paylaşacağız. Bu konuda haberleştiren Ahmet Kıvanç kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi 2019 yılında kabul edildi biliyorsunuz. Kanunda çıktığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya ve saklı bir durumundaki kişiler bedelli askerlik kapsamı dışında tutuluyordu. 550 bin kişiye ulaşan genç 3 yıldır bu affı bekliyor ve TBMM'ye sunulan bu kanun teklifine göre de bedelli askerlik ücreti ödemenin yapıldığı tarihten geçerli olmak üzere memur maaşı katsayısı üzerinden hesaplanıyordu ve şu anda da bu hesaplanacak. Yani sevgili arkadaşlar, bedelli askerlik ücretini ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaşı katsayısı üzerinden hesaplanarak ödemeler yapılacak. Peki bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar arkadaşlar, bedelli askerlik başvurusunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hakları oluyor mu? Sevgili arkadaşlar, eğer bedelliye müracaat ettinizse ve kabul edildi bedelli yapma durumunuz fakat vazgeçtiniz, artık bu hakkı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani
bedelliye müracaat ettikten sonra bedelliği yapma durumundayız. Vazgeçersek ilerleyen dönemlerde bedelli hakkı bize verilmeyecek. Ve arkadaşlar bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler, yani işte yerini, tarihini bu seçim öncesi vazgeçiyorsanız veya müracaat ettiği tarihten itibaren 2 ay içinde bedeli ödemezseniz, yani ödemeniz gereken ücreti bedeli ödemezseniz, siz de bedelli askerlikten ne yapamayacaksınız? Yararlanamayacaksınız. Peki, yoklama kaçağı, bakaya ve saklı durumda olanlar ne kadar ödeyecek? Şimdi arkadaşlar, bu yeni yasaya göre, bu affa göre yoklama kaçağı, bakaya ve saklı iseniz, yoklama kaçağı, bakaya ve saklı olarak geçirdiğiniz her yıl için 9.418 Türk lirası ek ödeme yapmak zorundasınız. Diyelim ki siz sevgili arkadaşlar bir yıldır kaçaksınız. Bedelli yapacaksınız. Aftan yararlandınız. Şu anda cari olan ücret 56.506 lira. Evet, 56.506 Türk lirası şu an için bedelli ücreti. Bunun üzerine 9.418 TL daha ekleyerek, eğer bir yıllık kaçak veya bakaya iseniz, ekleyerek ödeme yapacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar, kaçak ve bakaya geçirdiğiniz her yıl için 9.418 TL ek ödemeyi yapıyorsunuz. Şu an için, yani cari olan sistem için arkadaşlar. Sistem dahilinde. Evet, müracaat tarihine kadar arkadaşlar, dediğimiz gibi yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar bu duruma düştükleri tarihten itibaren müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık az temin maaşına tekabül eden tutarda ek ödemeyi yapacak. Bu tutarda 9.418 TL. Yani şu an için arkadaşlar bir az tek maaşı 9.418 TL. Bu miktarı her yıl için hesaplayacaksınız ve bu süreyi her geciken yıl için 56.000 TL'nin üstünde ödeyeceksiniz. Tabii arkadaşlar bu 56.000 TL 1 Temmuz'a kadar olan bedel miktarı. Çünkü her 6 ayda bedel miktarı ne yapıyor? Memur maaş katsayısına göre artıyor. Dolayısıyla Aztek maaşı da artıyor. Memur maaş katsayısına göre. O zaman bu 9.418 daha da ne yapacaktır? Artacaktır. 56.506 TL yaklaşık enflasyon oranını %40 düşünürsek arkadaşlar 1 Temmuz itibariyle %40 o da artacaktır. Dolayısıyla yasalaştıktan sonra 1 Temmuz öncesi hızlı bir şekilde müracaat etmek isteyen arkadaşlar müracaat etmeliler. Arkadaşlar hesaplamada geciken her 365 gün bir yıl olarak kabul edilecek. Yılı aşan günler izleyen yıla eklenerek hesaplama yapılacak. Buna göre arkadaşlar yoklama kaçağı, saklı ve bakaya olanlar 56.506 Türk lirasına ilave olarak, evet, mevcut katsayı üzerinden her yıl için 9.418 Türk lirası ek ödeme yapacaklar. Ve 5 yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi bedelli askerlikten yararlanabilmesi için 103.000 TL, evet, 103.596 TL ücret ödeyecek. Bu çok büyük bir rakam arkadaşlar. Eğer 5 yıllık bakaya ve kaçaksanız arkadaşlar 21 Haziran 1 Temmuz itibariyle 103.596 TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek. Bu tutarlar arkadaşlar 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre de artacak. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu tutarlarda yaklaşık %40 oranında artacak. Yani arkadaşlar yasa çıktıktan sonra 1 Temmuz öncesi eğer gitmek istiyorsanız, bedelli yapmak istiyorsanız muhakkak hızlıca bu işlemleri yapmanız lazım. Yoksa 1 Temmuz sonrası %40 bir artışı göze almanız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar gurbetçilere de bedelli affı geldi. Geçmişte uygulanan dövizle askerlik kapsamına çıkarılan gurbetçilerden ödemeleri gereken dövizi ödemedikleri, daha fazla süreyle yurt dışında bulundukları için dövizle askerlik hakkını kaybedenlere de af getiriliyor arkadaşlar. Bu kişilerin yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor ve bugün için, yani 22 Haziran itibariyle bu yayınımızı yapıyoruz, 9.417 Türk lirası olan tutarın müracaat tarihindeki karşılığı olan döviz miktarını 10 gün içinde ödemeleri gerekecek. Dövizli askerlik yapacak arkadaşlar. Bu arkadaşların önceden ödemiş oldukları döviz tutarı 56.506 Türk lirası karşılığı olarak bugün ödenmesi gereken döviz tutarından az olanlar eksik kalan tutarı başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde
ödeyecekler arkadaşlar. Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı 56.506 Türk lirası karşılığı olan dövize eşit veya fazla olanlar ise askerlik hizmetini yapmış kabul edilecek. Ancak fazladan ödemişlerse bu arkadaşlar o miktar geriye ödenmeyecek. Peki şimdi son olarak arkadaşlar yoklama kaçağı, saklı ve bakaya nedir? Kısaca bunu kanun maddeleriyle de ifade edelim. Ondan sonra yayınımızı sonlandıralım. Arkadaşlar yoklama kaçağı, bakaya, saklı ne demek? Bununla ilgili kanalımızda videolarımız var. Yukarıdan kartlardan da ulaşabilirsiniz. Askerlik işlemleri diye bir oynatma listemiz var. Oradan da girip bakabilirsiniz. Şimdi 7179 sayılı kanuna göre yoklama kaçağı, bakaya ve saklı ne demek? Buna kısaca değinelim ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bakaya demek sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar. Yani siz sevke tabisiniz, sınıflandırmanız yapılmış ve askere gideceksiniz. Sevk belgesini çıkaracaksınız, askere gideceksiniz. Siz askere gitmiyorsunuz. Sevk evrağınızı almıyorsunuz. Tamam mı? Sevk olduğunuz halde birliğinize katılmıyorsunuz. Siz nesiniz? Bakayasınız. Yoklama kaçağı ise arkadaşlar tabi olduğu yoklama yılı içinde yoklamasını yaptırmayanlar için kullanılan bir terimdir arkadaşlar. Saklı ise arkadaşlar 20 yaşına girmiş olduğu halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş vatandaşlarımıza da saklı deniyor. İşte yoklama kaçağı, bakaya ve saklılar bu afla bedelliden yararlanacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç olarak ayrıntılar belli oldu dedik. Biz de hızlıca bu haberi sizlerle paylaşmış olduk. Ve eğer arkadaşlar yoklama kaçağı ve bakaya iseniz bu yasadan faydalanmak istiyorsanız yoklama kaçağı olduğunuz her yıl için 1 Temmuz'a kadar 9.400 küsür Türk lirası ekleyerek bedel miktarına ödeme yapacaksınız. Yani 56.000 küsür bedelli miktarı. Bunun üzerine 9.000 TL kaçak veya bakaya olduğunuz her yıl için ekleyerek 1 Temmuz'a kadar ödeme yapacaksınız. Bu tabii ki büyük bir miktara tekabül ediyor özellikle günümüz şartlarında. Eğer 5 yıl kaçak veya bakaya iseniz arkadaşlar bu miktar 1 Temmuz'a kadar 103.000 Türk lirası civarı bir miktara tekabül ediyor. Gerçekten bu da çok büyük bir para. Allah yardımcınız olsun. Tabii parası olan için bir şey diyemiyorum ama yüksek bir meblağ arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu haberin ayrıntılarını paylaştık. Netleşme oldu. Yasa bir iki gün içinde inşallah çıkacak. Bu yayınımızı 21 Haziran itibariyle sizlerle paylaşıyoruz. Ben şimdiden hepinizin Allah yardımcısı olsun diliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.